Merhaba değerli arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Yurt dışının genel bir değerlendirmesini yapalım. Epey oldu analiz etmedik. Şuradaki W yapısı içerisinde hareket ediyor. Şurada hedefi görmüştü ve o hedefi tekrar yukarıya doğru. Önce bir aşağı geldiler, getirdiler. Sonra tekrar yukarı doğru aldılar. Ve yapı şuna benzer bir yapı oluştu. Dikkat ettiyseniz buna benzer bir üçgen. Bu üçgenler kararsız yapılardır arkadaşlar. Yani her ne kadar burada tam bir flama görünse de bakalım bu flamayı çalıştırıp yukarı doğru 3700'ü kırıp atacak mı? Yoksa flamayı aşağı doğru mu kıracak onay mahiyetinde? 3000 daha önce gördüğü şu nokta var. 3500'e kadar gelmişti. Bir kez daha aşağı dener mi diye tereddüt ediyorum işin doğrusu. Çünkü bu yapılar bazen işte aşağıda kırılabiliyor. Bu üçgen yapısını çok yakından takip etmek lazım. S&P'nin yapısını. 3700 kırılacak olursa ise yukarı doğru gidecektir. Şu anda güçlü çıkışını dünden itibaren devam ettirdi ve bize de yansıdı zaten. Bakın dikkat etseniz yapı bize de yansıdı ama bu yapı fake midir değil midir bunu zaman gösterecek diye belirteyim. Şu anda işte gece gelen realizasyonlar pozitif duruşu biraz işte realize şekline dönüştürdü. Şöyle bir yapı var arkadaşlar. Yani şu kısma bir daha gelebilir. 1, 2, 3, 4 ve kaçıncı kez burada sıkışma yapıyor. İlginç yani. Dow Jones'a bakayım. Dow Jones'taki yapı ne? Dow Jones'ta aşağı bölgedeydi. 30.000 bölgesinin denenmesi gerektiğini ifade etmiştik ki oraya kadar da Dow Jones geldi dün. Fakat gece vadilerde kapanış itibariyle hatırlarsanız şurada analiz etmiştik. Burada bir destek bulma çabası içerisinde olacağını ve tekrar yukarı atmasına muhtemel olduğunu belirtmiştik. 30.000'in üstüne çıktı fakat gece boyunca vadilerde bir negatiflik meydana geldi. Şu an tekrar destek buldu. Yani şuradaki sıkışma bir yöne kırılacak. Bu bizi de etkileyecek yani. Şurası. Bir yöne kırılacak. Buradaki hareket bugün kaçıncı kez deniyor artık bir yöne kırılması lazım. Bu mu olur? Yoksa aşağı doğru mu olur? Onu kestirmek çok zor. O yüzden hedefleri, riskleri ve fırsatları genel değerlendirme mahiyetinde neyle karşılaşırız onu ifade edeyim. Şuradaki yapı aynı S&P'de olduğu gibi bir flama görüntüsü içerisinde. Bu flama görüntüsü eğer yukarı kırılacak olursa 24.000'den 30.000'e gelen olan atağın 36.000'e kadar götürme ihtimali, 40.000'e kadar götürme ihtimali olduğunu söyleyelim. Aşağı doğru kırılacak olursa ise 28.000 hedef bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Netice itibariyle buradan gelecek olan hareketin yönü tüm piyasaları etkileyecek. Hem Avrupa piyasalarını hem bize. DAX'ı da aslında DAX analiz ettiğimde oradaki yapının aşağı doğru kırılması gerektiğine ilgili genel yorum yapmıştım ben. DAX'la ilgili yani DAX belki daha belirleyici olabilir. Bir bakalım DAX'ta ne görürüz. Yani yurt dışı piyasaları bizim piyasamızı da bir anlamda etkileyecek. DAX'taki yapı da bu arkadaşlar. Yani oradaki acayip yani şu kadar alım ilginç. Şu anda yukarı kırılmış gibi görünüyor ama bu fake kırılım mı değil mi? Bakın dikkat ettiyseniz yapı bir tuhaf yapı yani. Piyasalara ya buradaki gibi çok hızlı bir alım gelecek, trend değiştirecekler, yeni trend oluşturacaklar. Ki haftalıkta analiz ettiğimde aslında yapının böyle olduğunu yani 14.000'lere gideceğini belirtmiştim. Ancak şuradaki kısımda denenmedi. Yani buraya kadar da hatta daha aşağısı şuraya kadar da bir gelip buradaki omuz baş omuz tobayı yapıp toba görüntüsü içerisinde tekrar yukarı gitmesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bakın şöyle. Ama bunun kararı saatlik ortalamalarla nereye, hangi yöne kırılacağıyla alakalı vermek lazım. Peki bizim piyasamızda ne var ona bir bakalım. Piyasada durum. Piyasada haftalık görüntü güzel arkadaşlar. Geçen hafta kararsız bir yapıyla kapattı. Haftalık dikkat ettiyseniz oldukça kararsız bir yapıydı. Bir dojiydi. Haftalık hedef olarak da 1450 görün. İşte 1450 orta vade bizim belirlediğimiz hedef. Haftalıkta 1450 bölgesinin sınanması gerektiğini ifade ettik. Ancak burada 1350'den gelecek olan bir realizasyonla tekrar geri çekilip bu açıyı kazanması gerekiyor diye böyle bir beklenti içerisinde olduğumuzu belirttik. Böyle bir şey olur mu diye yapı itibariyle olur mu diye bir beklenti içerisinde olduğumuzu söyledik. Buradaki yapı W hedefi mahiyetinde bakalım şöyle. Yani şuna benzer bir yapı, oldukça sağlıklı görünen bir yapı diyeyim. Başka ne olur? Şu şekilde olur mu? Yani bu da mümkün tabii. Her halükarda yakından piyasayı yakından takip etmek lazım. Yurt dışı ile beraber yön belirlenecektir diye düşünüyorum. Haftalık bazda şu anda güçlü arkadaşlar. Gün içerisinde de yani dünkü gelen tepkine de 1400
şey 1280'den atak yaptığını 1340-1350 ve düzeltiyorum 1330-1340'a kadar bir tepki yaptığını gördük. 30-35'e falan geldi. Daha tam 40'a değmedi. Saatliklerde henüz işte 1300, tabi bu gösterge 1300, evet şurada görünüyor arkadaşlar. 1334. 1334, 1335'i gördük bugün. Daha yukarıları görmedi. Ama buradaki hareketler dediğimiz gibi yani şu yapıyı oluşturmaya yönelik bir hareket midir yoksa yukarıya doğru mu gider? Bu tepkinin gücü devam eder mi? Yurt dışı piyasalarıyla beraber bence karar verilecek bir durum. Kısa vadede bugün için bir yatay yukarı bant var. Yani şuradaki yapı yeni trend oluşturulacak bir yapı mıdır? Arkadaşlar onu tabii piyasalardaki paranın gücü gösterecek. Şu anda saatlik ortalamanın üstünde. O yönüyle pozitif. Ancak saatlik ortalamalarına vurup da destek de almadı. Yani ortalamayı bir şekilde kendisine çekmek zorunda. Ve ortalamalarla bir anlamda temas etmek durumunda. Şuradaki yapılar genelde ABC şeklinde. Eğer yeni bir trend oluşturmayacaksa burada bir süre takıldıktan sonra ABC şeklinde bir tekrar aşağıya doğru sınama şeklinde bir yapıya dönüşebiliyor arkadaşlar. O açıdan yine de temkinli olmakta fayda var. Yani %100 full malda olmak yerine özellikle hızlı çıkmış yapmış tahtalarda bulunmak yerine daha çok defansif tahtaların tercih edilmesi, işte tut konumundaki tahtaların herhalde tutulması bir anlamda. Ama yeni alım için özellikle hızlı çıkış yapmış tepede bulunan tahtalardan bir miktar kaçınılmasında fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda piyasa bir yatay bant içerisinde hareket ediyor. Dün belirlediğimiz hedef şu bölgeydi. Yani 1340 bölgesinin TOBO. Şurada kısada 5 dakikalıklarda 15 dakikalıklarda bir TOBO var. 1340 bölgesinin hedef olduğunu belirtmiştik. 1335'e kadar da geldi endeks. Bu arada vadelilerde şu anki rakam itibariyle işte sabah belirlediğimiz, dün de ifade ettiğim pivot değeri 1486. 1486 bölgesinde çok fazla takıldı. Aşağılarda 1480'e değdi. Yukarıda da 1492'ye kadar gitti. Bu arada git gel yaptı. Oldukça dar alanda hareket etti. Yalnız spot piyasaya göre aradaki marş çok daraldı. Yani sabah arada 1600-1700 puanlık hatta 1800 puanlık düne göre spot piyasa ile arasında marş farkı vardı. Ama şu anda o marş 900 puana kadar indi. Bu anlamda vadeliler spota göre ucuz kaldı. Onu söyleyeyim. Spota göre ucuz kaldı. Yani hızlı gelecek bir atakta vadelileri stop ettirebilirler yukarıya doğru. Orada yukarı doğru hedef kaç olur derseniz 1500 olur tekrar. Ama ondan sonra bir realizasyon görülür diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bugünün vadeli üst marş hedefi 1500. Aşağıda ise bundan sonraki hamlelerde eğer 1480 bölgesine çekilecek olursa çok denedi orayı. 1480 tutmayabilir. Bir kez daha aşağı verecek olurlarsa bunun anlamı da yani endeksin 1300 bölgesine çekilmesi ki endeks 1300 bölgesinden bir güç alması daha sağlıklı bir yükseliş için faydalı olabilir. Bu durumda da vadeliler 1470'e kadar yapabilirler. Ama dediğim gibi şöyle bir sıkıntı var. Spotla vadeli arasındaki marş oldukça daraldı arkadaşlar. Yani ve 900 puana indi. Yani bu da oldukça düşük bir puan yani bakıldığında. Bu anlamda dediğim gibi bir tepki gelecek olursa vadelilerin stop ettirip yukarı doğru alma, 1500'e doğru taşıma riski var. Peki strateji ne olmalı derseniz 1490 bölgesi kısa pozisyon için stop pozisyon olmalı. Uzun pozisyon için ise 1480 yani 1000 puanlık alan işte. 1480 kısa uzun pozisyon için stop nokta kısa marjlı işlem yapanlar için söyleyeyim. Stop noktası olarak belirlenmeli. Pivot değeri hala 1486'da. Çok ikisinin arasında bu arada git gel yapıyor piyasa. BIST biraz daha işte pozitif. Bazı tahtalarda yine dünkü yükselişlerin devam mahiyetinde yükselişler görülüyor. Bazı sanayi tahtaları ve havacılık sektöründeki bazı tahtaların oldukça pozitif olduğunu görüyoruz. Bir kısım tahta ise harekete yeni başladı. Dün harekete katılmamış olan tahtaların
harekete devam ettiklerini görüyoruz. Bazılarının ise dünkü hareketten sonra geri çekildiğini ve kırmızı yaktıklarını görüyoruz. Dolayısıyla endekste kopan kaçan aslında bir şey yok. Sadece 3-5 tahtayla endeksi değerlendirmemek lazım. Piyasaların her zaman fırsat verdiğini unutmamak lazım. Full nakit olmak yerine işte ucuz tahtalarda pozisyon taşımak bir miktar, bir miktarda nakitte bulunmak her zaman için faydalıdır. Şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Genel anlamda yön itibariyle benim genel yorumum, saatlik ortalamanın üstünde kalan bir piyasayı pozitif değerlendirmek, saatlik ortalamanın altında kalan bir piyasayı da temkinli değerlendirmek gerekir. Ve ben buna uyarım. Her zaman da bunu söylerim. Saatlik ortalamanın üstündeyse bir piyasa, ben o piyasaya çok kolay negatif demem. Sadece yapı sat derse, ki burada dedik, burada yapı sattı ve o zaman saatlik ortalamanın üstünde olmasına rağmen temkin, dikkat ve nakit pozisyonumu çoğalttığımı, mal pozisyonumu ise azalttığımı ifade etmiştim. Ama şimdi dün ve bugün işte saatlik ortalamanın üstünde kalması, hatta dün de mesela şu bölgede, destek bölgesinde, dün ve önceki günde görüntü ne kadar negatif olsa da buradan destek bulacağını ve saatlik ortalamasına doğru tekrar yukarı doğru atacağını, 1300 bölgesine, hatta 1320'ye kadar gitme ihtimalinin olduğunu belirtmiştik. Dünkü yaptığımız yorumda da saatlik ortalamasına deneyip onun üstünde kalınıp kalınmayacağını, tekrar izlenmesi, 21 Mayıs'tan bahsediyorum, izlenmesi gerektiğini ifade ettik. Böylece yön tayininde sıkıntı yaşanmamış olur diye de belirttik. Piyasalarda dediğim gibi düşmesi de çıkması da son derece normaldir. Bu hareket normal midir derseniz normaldir arkadaşlar. Yani şuradaki gibi bir düşme her zaman olmaz arkadaşlar. Bu da zaten normal bir düşme değildi o zaman içinde. Aynı şekilde bir hafta içerisinde yapılan seçim öncesi gelen düşme hareketiydi. Bunlar ise zikzaklı hareketler ise normal arkadaşlar. Bunu söyleyeyim de yani piyasanın zikzaklı olması, hatta aşağılara doğru zamandan gelmesi normal. Normal hareketler. İki tane burada kırmızı var, iki kırmızı da burada var. Piyasa demek ki dinamikleri itibariyle ikişer ikişer kırmızı şeklinde gidiyor diye yorumlayalım. Bakalım bundan sonraki süreçte ne olacak diye izlemekte fayda var. Orta uzun vadede zaten pozitif arkadaşlar. Burada benim ana hedefim hiç değişmedi. Önümüzdeki sene çok tahta, buradaki fiyatların çok çok üstünde olacak. Yani ben bir piyasalarda yıkım bu anlamda beklemiyorum. Ama ara ara düzeltmelerin olması son derece normal karşılıyorum. Düzeltmelerden de mümkün olduğunca da yararlanmak için elimde nakit pozisyonu tutmaya çalışıyorum ve bunun daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Böylece tahtalar geri geldiğinde, ki burada olduğu gibi tahtalar geri geldiğinde %5 aşağıdan alma şansınız oluyor. Bazen erkenden çıkıyorsunuz, çıkılıyor. O ayrı mesele ama tekrar geri geldiğinde yine yakalama şansınız olur. Burada hata genelde şu arkadaşlar, daha önce de söyledim ben. Tepe bölgelerde işte alınan mallar veya hızlı prim yapmış tahtalardan alınan mallar, kapış kapış giden mallar aşağılarda korkutularak satılıyor. Satılınca da bu sefer piyasa tepki veriyor. Normal yani, bu tepki normal. Sizi terse düşürmek için yapılan hareketler. Tepki veriyor ve tepki verince de elinizdeki mal kaçmış diye düşünüyorsunuz. Ben bu durumu yaşamamak için şunu yapıyorum arkadaşlar. Uzun zamandır aynı şeyi yaptım. Sürekli elimde bulundurduğum bazı malları var. Bunları bulundurmanın gerekli olduğunu düşünüyorum yatırım mahiyetinde. Bunlar fiyatlar ne olursa olsun taşınması gerekiyor diye düşünüyorum ve ama bir miktarda muhakkak direnç bölgelerine gelindiğinde, riskli bölgelere gelindiğinde bir nakde geçme durumu söz konusu benim anlayışımda. Sonra her geri gelmelerde destek bölgesine vurduğunda da oradan o nakdi mala çeviriyorum. Yine dirence geldiğinde de, riskli bölgelere geldiğinde de o daha sonradan nakde geçirdiğim malı tekrar nakde çeviriyorum. Daha doğrusu mal aldığım miktarı tekrar nakde çeviriyorum ve her zaman elimde bir miktar mal bulunuyor. Oransal olarak da şu anda yanılmıyorsam %50, %30 ile 50 arasında diyelim bir miktarla yola devam ediyorum. Endeks geri çekilecek olursa o geri çekildiği saatlik ortalamaya doğru tahtaların durumuna göre yeni mal alımı söz konusu olabilir. %60'a çıkabilirim ama hepsi o şimdilik. Çok aşağılara gelecek olursa ise %80, %90 mala girerim. Ondan sonraki süreçte çünkü piyasayı çok daha yukarı götüreceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Hiçbir zaman %100 mala girip de kendimi riske atmıyorum. Çünkü geri geldiği zaman onu kullanabileceğiniz elinizde nakitinizin olması gerekir. Genel strateji esasında budur arkadaşlar. Yani direnç bölgelerinde mal azalt, nakde geç bir miktar, destek bölgelerinde de mal al. Mal alırken de tahtaları bölmek lazım. Yani 3 tane 5 tane tahta yerine 10 taneye, farklı sektörlerden 10 tane tahta çok daha sağlıklı sonuç verir. Çünkü tahtaların hangi yönde ne şekilde hareket edeceğini tam olarak kestirme şansınız yoktur. Bir haber gelir, piyasayı bu
bambaşka hale getirirler. O tahta gelene kadar ya son derece negatif olur ya da pozitif olur ya da hiç kıpırdamaz. Bunları yaşamamak için matematikteki olasılık hesabını düşünerek farklı riskleri bölmekte fayda vardır arkadaşlar. Genel olarak söylediklerim bu anlamda. Yani bir yatırım stratejisi, yatırım psikolojisi şeklinde yatırım tavsiyesi değil. Bakın yapı şu anda bu arkadaşlar. Yapı şu anda böyle bir yapıyı gösteriyor. Bakalım bunu kısa mı tutacaklar, uzun mu tutacaklar? Yeterin bir onay olma özelliği taşıyor olabilir arkadaşlar. Onu belirtmeye çalışıyorum. Şuradaki omuz başı omuz yani kısa 1340'tan veya bu bölgelere yakın yerlerden mi döner? Yoksa daha mı yukarılardan döner? Onu dikkatlice izleyeceğiz. Şu anki rakam itibariyle 1336-37 bölgesine kadar da gelmiş. 1340'ı zaten omuz başı omuz olarak hedeflenilen bölge diye de ifade etmiştik. Bakın geldiğimiz yer şurası. Oldukça dik bir çıkış oldu. Şurası. Yani şuradaki yapının benzerini burada oluşturabilirler arkadaşlar. Ondan sonraki süreçte bu yapı yurt dışının paralelinde. Bakın aynı yurt dışının yapısı bu. Yani hiçbir şey değişmiyor yani. Biz biraz daha geç takip ediyoruz. Hepsi bu. Aynı yapı. Onlarda da benzer yapı vardı. Hareket bu. Biraz daha yukarı alabilirler 1350. Burayı alırsalar tekrar benzer bir düzeltme. Aynı yurt dışında olduğu gibi Dow Jones'un 30.000'i gördükten sonraki düzeltmesi gibi benzer bir düzeltme gelebilir. Buradaki yapı kısa kalır mı? Onu da dikkatlice izleyeceğiz. Yani o da mümkün. Ama yapının şöyle olduğunu görüyoruz zaten. Bakın. Yani artık normal hedefe götüreceklerse buraya kadar götürebilirler. Kısa da tutabilirler. Yukarı götürürlerse 1350'yi tekrar göstereceklerdir. Ama ben hedef bölgesi olarak, standart hedef olarak 1340'ı dünden beri zaten ifade ediyorum. Şuradaki TOBO'nun da hedefi 1340'tı arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte dediğim gibi eğer bir realizasyon gelirse tam ara bölgedeyiz diyeyim. Ara bölgenin biraz üstündeyiz hatta. Daha önce işte satış yerlerine yakın olan bölgelerdeyiz. Bakalım bundan sonraki süreçte satışların devamı gelecek değil mi? Ama birçok tahtanın şu bölgede olmadığını da görüyorum. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Yani buralardaki fiyata, endeks burada olmasına rağmen buralardaki fiyata gelmiyorsa bir tahta realize ediliyordur arkadaşlar. Onu hatırlatayım yani. Yani endeksin şu anki fiyatlarında değilse tahtalar, o tahtalar realize ediliyordur arkadaşlar. Tahta değişimiyle realize ediliyordur. Bazı tahtalar ise yukarı doğru çıkıyorsa onlar tercih ediliyor. Buradaki yüksek primli olan tahtalardan çıkılmış, daha sonradan harekete başlamış olan tahtalara giriliyordur. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Geçmişte de bunun analizlerini defalarca yaptık. Yani bazılarından çıkmışlar, diğerlerine girmişler diye yorumlanır. Evet, söylediklerim genel anlamda dediğim gibi grafik okuma yapısal analiz yapmadır. Yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Bunu da üstüne basa basa söyleyeyim. Yani grafikleri nasıl değerlendiririz? Hangi formasyon ne anlama gelir? Hedef değerler nedir? Teknik analiz nasıl yorumlanır? Fiyatlara bakıldığında nasıl değerlendirilir? Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa benim söylediklerime yatırım yapacak olursanız zarar etme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. O yüzden yatırım tavsiyesi olarak değil, bu grafikleri nasıl değerlendirir, hedef değerler neresidir, o şekilde bakmak lazım. Gün içi yorumu çok uzatmayayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.